Atatürk ilkeleri bir bütün şeklinde Türk milletinin aklın ve bilimin önderliğinde ileri bir toplum olarak en kısa sürede çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini, uluslar ailesinin bağımsız, eşit ve onurlu bir üyesi olarak demokratik ve laik kurallar içinde mutlu bir yaşam sürmesini öngörmüştür. Buna göre Atatürk ilkeleri hakkında aşağıdaki yorumlar hangisi yapılabilir? Türk toplumundaki sınıf mücadelesine son vermek amacına yönelik benimsenmişlerdir. Devlet yönetiminde sınıf ve zümre egemenliğini öngörmüşlerdir. Türkiye'nin emperyalist politikalar izlemesine ortam hazırlamıştır. Türk milletin mutluluğu ve esenliğine hizmet etmişlerdir. Türk vatandaşlığı üst kimliğini oluşturmasında yetersiz kalmışlardır. Evet arkadaşlar, Atatürk'ün yukarıdaki duygu ve düşünceleriyle alakalı bir yorum sorusu bizden istemişler. Bu bağlamda baktığımızda Türk toplumundaki sınıf mücadelesine son verme amacına yönelik benimsenmişlerdir. Burada bir ne var arkadaşlar? Yukarıyla alakalı olan yanlış biliyor. Çünkü Türk toplumunda sınıf mücadelesi yok yukarıya göre. Bunu alamıyoruz o yüzden. Devlet yönetiminde sınıf ve zümre egemenliğini öngörmüşlerdir. Hayır, Mustafa Kemal herkes arkadaşlar sınıf ve zümre egemenliği herkesin kanun önünde eşit olmasını halkçılık ilkesi doğrultusunda ne yapmıştır? Belirtmiştir. Bunu alamıyoruz. Yanlış bilgi çünkü Mustafa Kemal'e göre. Türkiye'nin emperyalist politikalar izlemesine ortam hazırlamıştır. Emperyalist demek sömürgeci demek arkadaşlar. Mustafa Kemal'in hiçbir zaman sömürgeci politikası olmamıştır diyoruz. Herkese bağımsız ve eşit onurlu bir millet olarak kabul ettiği zaten yukarıda belirtiliyor. Türk milletinin mutluluğu ve esenliğine hizmet etmiştir bir dursun. Türk vatandaşlığı üst kimliğini oluşturmasına yetersiz kalmıştır. Tam tersine arkadaşlar, Türk vatandaşlığının üst kimliğinin oluşmasına yani Yahudi, Türk, Kürt ayrımı yapmamış. Herkese Türk milleti olarak kabul etmiş. O yüzden de üst vatandaşlık oluşturmaya çalışmıştır. Tek kimlik diyoruz. Türk milletin mutluluğu ve esenliğine hizmet etmişlerdir arkadaşlar. Türk milletinin mutluluğuna, esenliğine hizmet etmişlerdir. Doğru. Zaten yukarıdaki şu maddelere bakarsak, şu maddelere sahip olan bir millet mutlu ve esen olacaktır diyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri halkçılık ilkesini öngörür. Milliyetçilik ve halkçılık ilkeleri devletçilik ilkesinin oluşmasına ortam hazırlamıştır. Laiklik ilkesi ise cumhuriyetçilik, halkçılık ve milliyetçilik ilkeleri doğrudan ilgilidir. Buna göre Atatürk ilkeleri hakkında yargılara hangilerine ulaşılabilir? Türk milletinin ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır. Yukarıda bundan bahsediyor mu? Hayır. Tamam, Atatürk'ün ilkesidir ama yukarıda bundan bahsediyor mu? Hayır. Birbirlerine destekleyerek ayrılmaz bir bütündür. Bakın zaten yukarıda Atatürk ilkelerin birbirleriyle ilişkilerinden bahsetmiş. Birbirleriyle ilişkilerinden bahsetmiş. Bunu direkt alabiliriz. Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için benimsenmişlerdir. Yukarıdaki Atatürk ilkelerin hedeflerinden, amaçlarından bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Bunu da alamıyoruz. Yalnız iki B seçeneğimiz doğru seçeneğimiz. Atatürkçülük herhangi bir ulus veya ideoloji düşmanlığına dayanmamıştır. Bağımsızlığı savunan özde ve amaçta barışçı, kişi ve ulusun onuruna dayalı, ulusal kurtuluş hareketlerine yol gösterici, evrensel değerleri benimsemiş bir ideolojidir. Buna göre Atatürkçülükle ilgili olarak yargılar hangilerine ulaşılabilir? Esir milletlere örnek olmuştur. Ulusal bağımsızlığı savunmaktadır. Din ve devlet için birbirinden ayırmaktadır. Evet, esir milletlere örnek olmuş mudur? Mustafa Kemal'in duygu ve düşüncesi. Evet, esir milletlere örnek olmuştur. Onlara yol gösterici olmuştur. Bağımsızlık, ulusal kurtuluş yolunda diyoruz. Bunu alabiliriz. Ulusal bağımsızlığı savunmaktadır ki yukarıda da zaten ne diyoruz? Ulusal kurtuluştan bahsetmiyor. Milletlerin kendi kurtuluşlarından bahsediyor. Bunu alabiliriz arkadaşlar. Sonra din ve devlet içlerinin birbirinden ayrılmasından, laiklikten bahsediyor mu yukarıda, laiklikten bahsediyor mu? Bahsetmiyor arkadaşlar. Ki zaten daha çok Mustafa Kemal'in bu düşüncesi dış politikaya yöneliktir. Şunlar dış politikaya yöneliktir. O yüzden bu iç politikayla alakalı olduğu için alamıyoruz. 1 ve 2'nin olduğu seçenek C seçeneğimiz, doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz.
Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesinin tam olarak uygulanması, toplumda özgürlüğün, adaletin, eşitliğin sağlanmasının en büyük teminatıdır. Buna göre cumhuriyetçilik ilkesinin Türkiye'de faydalarından hangilerini sağlayabilecek bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir. Sosyal barışın sağlanması, milli birlik ve beraberliğin güçlü olması, bağımsız dış politikanın izlenmesi. Evet, sosyal barışın sağlanmasına arkadaşlar sebep olur mu? Bu sosyal barış yukarıdaki duruma göre faydalar arasında gösterilebilir mi? Gösterilebilir. Neden? Toplumda özgürlük, adaletlik ve eşitlik varsa bir toplumda, o toplumda arkadaşlar sosyal barış sağlanmıştır. Milli beraberlik, milli birlik ve beraberlik, dolayısıyla özgürlüğünü sağlamış, adaletini ve eşitliğini içeri sağlamış olan bir millet, yani sosyal barışın sağlamış olan bir millette milli birlik ve beraberlik güçlü olur. Yani bir ile iki aynı doğrultuda cümleler zaten. Bağımsız dış politika izlenmesi, yukarıda dışarıya yönelik bir durum var mı arkadaşlar? Yukarıda şu ilk, içeride özellikle iç politika ile alakalı bir durum var. Oysa bu daha çok dış politika ilgilendiren bir durum. Bunu alamıyoruz arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacaktır diyoruz. Türkiye'de demokrasi ve laikliği tam anlamıyla benimseme çabalarının uzun bir dönemi kapsamasında aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Toplumun gerekli olgunluğa erişmemiş olması, inkılapların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, milletvekilleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanması, çok partili hayata geçiş dönemlerinin yapılması, sınıfsal çatışmaların giderek yoğunlaşması. Evet arkadaşlar, bakıyoruz demokrasi ve laiklik tam anlamıyla benimsemesine uzun bir zaman alıyor. Neden bir zaman alıyor? Çünkü toplumun gerekli olgunluğa erişmemiş olması. Biliyorsunuz bir toplum bir değerden başka bir değere geçerken, layık olmayan bir değerden layık olan bir değere bir anlayışa geçerken ne olacaktır? Toplumsal değişimler her zaman yavaş olacaktır. Yani bir daha söylüyoruz. Toplumsal değişimler her zaman yavaş olur. O yüzden de Türkiye'de demokrasi ve laiklik tam anlamıyla hemen oluşmamıştır. İşte bu demokrasiye geçişi örnek çok partili hayat denemeleri örnek olarak gösterilebilir. Hemen geçilememiştir. Neden? Toplumsal değişimler yavaş olduğundan dolayı. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine erişip Türkiye'nin lider bir ülke olması amacıyla Atatürk'ün siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve hukuki alanlarda ortaya koymuş olduğu düşünce, ilke ve inkılapları yaşatmaya Atatürkçülük denir. Buna göre Atatürk'ün düşüncenin amaçlarına hangilerine sahip olduğu ileri sürülemez. Türkiye'nin sınırlarını genişletme, kalkınmayı sağlamak için sömürge elde etme, Türk halkının yaşam standartlarına, batı standartlarına ulaşma. Arkadaşlar, Atatürk'ü düşünce sisteminde Türkiye'nin sınırlarını genişletme gibi bir durum söz konusu değildir. Yani emperyalist, başka devletleri ele geçirme duygu ve düşüncesi yoktur. Kalkınmayı sağlamak için sömürge elde etme, yani bir başka devleti arkadaşlar bağımsızlığını zedeleyici, onlara zarar verici, onların onurunu kıracağı herhangi bir duygu ve düşünce Atatürk'ü düşünce ve duygu içerisinde yoktur diyoruz. Türk halkının yaşam standartlarını batı standartlarına ulaştırma. Zaten yukarıda ondan bahsetmiyorum arkadaşlar. Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak. Çağdaş uygarlık seviyelerinde nasıldı durum? O bölgedeki, batı bölgesindeki insanların yaşam standardı yüksekti. Bu yüzden de siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hukuki alanlarda ortaya koymuş olduğu düşünce, ilke ve inkılaplar Atatürkçülük diyoruz ki bu Atatürkçülüğün de hedefi neydi? Batı standartlarına neydi arkadaşlar? Ulaşmaktı diyoruz. 1 ve 2 Mustafa Kemal duygu ve düşüncesini terstir arkadaşlar ama 3 Mustafa Kemal'in asıl duygusudur diyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Atatürkçülük, Atatürk'ün akla, bilme, mantığa dayanan düşünce ve eylemlerinden doğup gelişerek yeni Türk devleti ile uygulama olanına kavuşan düşünceler ve olaylar bütünüdür. Buna göre Türkiye'de yaşanan gelişmelerin hangilerinin Atatürkçülükte bir bütün oluşturduğu söylenebilir. Cumhuriyetin
ilan edilmesi, laiklik ilkesinin anayasaya girmesi, Medine Kanunu uygulanmaya konulması. Evet, yukarıya baktığımızda arkadaşlar, Atatürk'ü duygu ve düşüncenin tarifi yapılmış. Cumhuriyeti Mustafa Kemal istiyor muydu? Zaten Mustafa Kemal ta Amasya Genelgesi'nden beri ne diyordu? Ulusal irade diyordu değil mi? Cumhuriyette ulusal irade zaten. Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi ki Mustafa Kemal'in amaçlarından birisi Batı yönünde inkılaplar yapmak. Batı gibi laik din ve devletlerin birbirine ayrılmasını isteyen bir devlet yönetim tarzı hedefliyordu. Bu da yine Mustafa Kemal'in duygu ve düşüncelerinin arasındadır. Medine Kanunu uygulanmaya konulması yani medeni hukukun İslam hukukunun değil de laik medeni hukukun akla bilme mantığa dayanan medeni hukukun uygulanması yine Mustafa Kemal'in duygu ve düşüncelerine birisidir. Bize verilen 3 seçenekte 1, 2, 3 seçenekte arkadaşlar Atatürkçü düşünce sistemine uygundur diyoruz. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Atatürk bu koyduğumuz ilkeler bugünün gereklerine göre ulusumuzun uygarlık yolunun gelişmesi için faydalı bulduklarımızdır demiştir. Buna göre Türkiye'de yaşanan gelişmelerin hangilerine Atatürk ilkelerinin ortam hazırladığı savunulabilir. Medreselerin kapatılması, saltanat ve hilafete son verilmesi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi. Evet, Atatürk ne demişti arkadaşlar? Bugünün gereklerine göre ulusumuzun uygarlık yolunda gelişmesi için faydalı bulduklarımızdır. Medreselerin kapatılması, yani görevini kaybetmiş, yozlaşmış, bir ülkenin eğitimi önünde engel olan medreselerin kapatılması nedir arkadaşlar? Uygarlık için Mustafa Kemal'in istek ve arzuları doğrusuna bir gelişmedir. Saltanat ve hilafete son verilmesi yine ulusumuzun uygarlık yolunda medeniyetlere doğrultusunda yapmış olduğu çalışmalardan birisidir. Çünkü Batı medeniyetindeki toplumlar da saltanat yani kişi egemenliği değil halk egemenliği, ulusun iradesi vardır. Bu da uygarlık yolunda Mustafa Kemal'in yapmış olduğu çalışmalardan birisidir. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi yine Mustafa Kemal'in ilkelerini arkadaşlar bir gereğidir. Çünkü ulusumuz uygarlık yolunda Batı ile daha rahat ilişki kurabilmesi onun faydasına, yeni Türk devletinin faydasına olduğu için Batı'nın kullanmış olduğu alfabeye ne yapmıştır? Yeni Türk alfabesine, yeni Türk harflerine Mustafa Kemal geçmiştir diyoruz. Yani verilen 3 öncülde Mustafa Kemal'in inkılaplarının hedefleri doğrultusunda olduğu için doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlam ve şekliyle uygar bir toplum haline getirmektir. Devrimimizin temel ilkesi budur. Atatürk'ün bu görüşünün ilkelerinin hangileriyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Çoğulculuk ve katılımcılık, çağdaşlık ve batılılaşma, ulusal birlik ve beraberlik. Evet, yukarıdan iniyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacını diyor. Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlam ve şekli uygar bir toplum haline getirmektir. Halka yönelik bir çalışma değil mi? Daha çok sosyal hayata yönelik bir Mustafa Kemal'in duygu ve düşünceleri. Bu bağlamda baktığımızda çoğulculuk ve katılımcılık daha çok siyasi hayata yönelik partilerle yönetimle alakalı bir durum. Çağdaşlık ve batılılaşma, uygar toplumlara geçme yine arkadaşlar nedir? Sosyal alanda Mustafa Kemal'in yukarıda belirtmiş olduğu bir durumdur. Ulusal birlik ve beraberlikten yukarıda arkadaşlar bundan bahsediyor mu? Yukarıda bundan da doğrudan bahsetmiyor. Ama Mustafa Kemal'in amacı ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti halkının tamamen modern ve bütün anlam ve şekliyle uygar bir toplum haline getirme yani çağdaşlaşmış ve batılılaşmış bir toplum haline getirme Mustafa Kemal'in hedefleri arasındadır diyoruz. Zaten doğrudan dediği için arkadaşlar diğerleri de yorumlanabilir ama burada öncelikli olarak doğrudan dediği için öncelikli olarak yorumlamamız gereken nedir arkadaşlar? Çağdaşlaşma ve batılılaşmadır toplumsal alanda. Doğru seçeneğimiz yalnız iki B seçeneği olacaktır diyoruz.
Atatürk ilkelerinin yönelik olduğu ulusal egemenliği hakim kılma, aklın ve bilimin önderliğinde bütün soruların çözüm bulacak bir toplum oluşturma, Türk ulusunun mutluluğunu, huzurunu, refahını sağlayarak çağdaş uluslar düzeyine çıkarma amaçlarından hangilerinin Türkiye'de devlet ve halkın bir bütün haline gelmesine hizmet ettiği söylenebilir. Evet, ulusal egemenliği hakim kılma. Devlet ile halk burada bütünleşir mi? Bütünleşir. Neden bütünleşir arkadaşlar? Yönetimi kime veriliyor? Ülkenin yönetimi, devletin yönetimi halka veriliyor. Kendi kendini yöneten bir devlet, bir halk ne olacaktır? Halkına, devletine sahip çıkacaktır. Bu birlik ve beraberliğini artırır. Aklın ve bilimin önderliğinde bütün sorunlara çözüm bilecek bir toplum oluşturma, devletin böyle bir toplum oluşturması ne yapacaktır arkadaşlar? Halkını memnun edecektir. Memnun olan bir halk ile devlet de arkadaşlar bütünleşecektir. Türk ulusunun mutluluğunu, huzurunu, refahını sağlayarak çağdaş uluslar düzeyine çıkarma, yine gelişmiş bir toplum oluşturma, çağdaş bir toplum oluşturma, mutlu bir halkın oluşmasına, mutlu halk ile de devletin kaynaşmasına sebep olacaktır. Yani 2 ile 3 zaten aynı doğrultuda cümleler. O yüzden doğru seçeneğimiz, 3'ünü de alabiliyoruz. Devlet ile toplumun kaynaşmasına doğru seçeneğimiz E seçeneği. Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik, devlet teşkilatlanmasında ve idaresinde sadece millet iradesinin hakimiyetini öngörür. Aile, sınıf ve zümre hakimiyetini kabul etmez. Devlet başkanının babadan oğula geçmesine karşı çıkar ve yöneticilerin seçimle belirlenmesini savunur. Bu bilgiler doğrultusunda gelişmeden hangilerinin cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu savunulabilir? TBMM'nin açılması, saltanata son verilmesi, kadınlara şahitlik hakkının tanınması. Arkadaşlar, Mustafa Kemal Cumhuriyetçilik ilkesine yönetimle alakalı değil mi daha çok? TBMM'nin açılması ve halk egemenliğinin olması yönetimle alakalı ve halkın egemen olması cumhuriyetçilikle doğrudan ilişkili. Saltanata son verilmesi, kişi egemenliğine son verilmesi yönetimde yine halkın ön plana çıkması yine cumhuriyetçilik alakalı. Ama kadınlara şahitlik hakkının verilmesi daha çok bu sosyal alanla ilgili bir gelişme. Bize yönetimi sorduğu için doğru seçeneğimiz 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacaktır diyoruz. Ayşe, Atatürkçü düşünce sistemi evrensel değerlere dayanmaktadır demiştir. Büşra ise bu durum üzerine Atatürkçü düşünce sisteminin demokrasi, laiklik, hümanizm anlayışlarına esas alınmasının etkili olduğunu söylemiştir. Büşra yukarıdakilerden hangisini demiş olsaydı Ayşe'ye doğru söylemiş olurdu. Evet, Ayşe ne demişti? Unutmayalım. Atatürkçü düşünce sistemi evrensel değerlere dayanmıştır. Demokrasi evrensel bir değer midir? Evet. Laiklik evrensel bir değer midir? Evet. Hümanizm yani insan sevgisi evrensel bir değer midir? Evrensel bir değerdir. Dolayısıyla da ne diyoruz arkadaşlar? Büşra ile Ayşe'nin tüm sözleri uyuşuyor diyebiliriz. Ayşe'nin duygu ve düşüncesine Büşra ne yapmıştır? Şurada örnekler vermiştir diyebiliriz. Üçünü de alabiliyoruz. 1, 2, 3. E seçeneğimiz doğru seçeneğimiz.